Ve Kudret Ayıldır'la devam ediyoruz paratonere. Sevgili Kudret Ayıldır, merhabalar. Merhaba Melis Hanım, hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi size hemen şunu sorarak başlayalım. Şimdi biz hareketli bir haftaya girdik zaten. Bu Merkez Bankaları Haftası olarak adlandırabiliyoruz artık bu haftayı. Ama dün itibariyle dördüncü müdahale geldi Merkez Bankası'ndan. Çünkü kur 14'ü aştı ve toplam müdahale rakamının da 4 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Ve dünkü 2,5 milyar dolarlık bir müdahale şeklinde haberler yansıdı. Dediğimiz gibi teyide muhtaç bir bilgi. Şimdi öncelikle bu hafta ile ilgili dün bu hareketli seyir devam ediyor. Bugün de 14'ün üzerindeyiz. Yine kurda 14-17'leri görüyorum şu anda. Fed toplantısının ardından ne beklemeliyiz ve arkasından da Perşembe günü Merkez Bankası neye göre ne yapar sizce? Yani Fed'den gelecek hangi Gerçekten. senaryoya göre nasıl adım atılabilir? Ya da Fed'den gelecek açıklamanın bir anlamı olur mu Merkez Bankası için? Çok anlamı olur çünkü çok kritik bir toplantıdan bahsedebiliriz. 2022 yılına ilişkin projeksiyonları göreceğiz ve bu yıl içerisinde yani 2022 yılı içerisinde ne kadarlık bir faiz artış yapacağını da bu toplantıda en azından FOMC tahminlerinden, ekonomik projeksiyonlarından göreceğiz. Tabii bu toplantıda mı yoksa bu toplantıda mesaj verip Ocak ayında mı varlık alım hızını çok ciddi bir şekilde artış yapacaklar? Bunu da inceliyor olacağız. Yani Fed aslında şahin bir tavrını daha önceki mesajlarıyla birlikte teyit kazandırmış olacaktır. Bu da ister istemez bizim tarafımızdan olumlu bir gelişme değil. Çünkü Fed ne kadar gevşek ya da şahin tarzı açıklamalarını ötelerse bu bizim açımızdan mutluluk verici olacaktır. En azından yönetim açısından. Ama işin şu anda şahin boyutuna gitmesi, 2022 yılına ilişkin faiz artışı hızlarının artması, beklentilerin bu şekilde şekilleniyor olması Merkez Bankası'nın da iktisadi konuda elini çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokuyor. Ama kendi iç dinamiklerimize döndüğümüz zaman da özellikle hükümet tarafından ve Merkez Bankası'ndan hükümetin gerekli organlarından yani maliye tarafından açıklanan açıklamalara baktığımızda büyümenin öncülüğünde mevcut politikalar devam ediyor. Bu sebeple de faiz indirimi projeksiyonu bu hafta bizim gündemimizde olmakta. Zaten anketlerde de faiz indirim beklentilerinin söz konusu olduğunu görebilmekteyiz. Burada faiz inme beklentisinin devam ettiği bir ortamda Merkez Bankası özellikle oynaklık üzerinde vermiş olduğu mesajlar sağlıksız fiyat değişimlerinden dolayı geçen hafta ve bu hafta başında da bir müdahale gerçekleştiriyor. Ama iş dönüp dolaşıp işin faiz boyutuna döndüğümüz için yüksek enflasyon ve bu mücadele konusunda merkezin faiz arttırma görüntüsünden uzak bir projeksiyon sunduğu için maalesef dolardaki bu düşüşler tekrardan alım baskısıyla karşılanıyor. Bu da ister istemez kurun aşağı yönlü hareketlerinin çok sınırlı kalmasına imkan tanıyor. Yani özetleyecek olsak Fed vereceği mesajlarla birlikte bizim tarafımızda önemli problemler yaratacaktır geleceğe yönelik iktisadi politika çerçevesinde. Ama biz kendi iç dinamiklerimizde zaten enflasyonla mücadele konusunda enflasyon büyüme kıyaslamasında büyümeye ağırlık verdiğimiz için ve faiz indirimlerine devam edebilme potansiyeli oluşturduğumuz için biz bu müdahaleleri yeni dönemde de sık sık duymaya başlayacağız. Ama müdahalenin yeterli kalıp kalmadığı konusunu zaten 2 haftadır yapılan müdahaleler ve dolar Türk lirasında oluşan düşüşlerin ne kadar sınırlı kaldığını görerek çok da başarılı olmadığını söylemekte fayda var. Evet, şimdi siz yarın Fed'den ne bekliyorsunuz peki? Çünkü ağırlıklı görüş Fed'den Fed'in daha da şahinleşeceği yönünde, katılır mısınız? katılırım. Sadece burada şöyle bir husus var. Hani bu toplantıda varlık alımları 15'ten 30'a çıkartıyoruz mesajı belki ocağa da sarkabilir. Ama ocağa da sarksa problem değil. Zaten şahin vari görüntüsünü daha da güçlendirecektir. Çünkü Fed Başkanı Powell, ABD Hazine Bakanı Yellen artık enflasyon geçici düşüncesinden vazgeçti. Zaten bu politik bir söylemdi. Faiz artışını biraz daha ötelemek amacıylaydı. Ama şu andan itibaren artık 40 yıla yakın bir en yüksek enflasyon rakamlarını konuştuğumuz bir ortamda Fed o sıkı para politikası, şahin vari görüntüsünü çok daha dillendirecektir, yönlendirecektir.
ve 2022 yılında da biz bunu çok net bir şekilde görüyor olacağız. Yani daha güçlü Şahin tarzındaki söylemlerini kuvvetlendirecektir diyebiliriz. Evet, peki sizin beklentiniz nedir? Merkez Bankası, hani piyasa genelinde dediğimiz gibi indirim var ama siz ne bekliyorsunuz, beklentiniz ne? Şimdi anketlere baktığımızda median tarafında 100 bas puanlık bir indirim söz konusu. Kurum anlamında bizim beklentimiz de 200 bas puanlık bir önden indirim şeklinde. Çünkü Fed'in yeni dönemdeki Şahin tutumuna baktığımız zaman da hani bir an önce yapılacağı yapılsın ve ona göre de mevcut süreçte artık bekli gör politikasına geçirmesi hususu ön planda olduğu için burada hani 100 bas puan cepte ama 200 gelirse bu noktada şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz. Evet, peki 200 bas puanlık bir indirim gelirse ki sizin kurum beklentinizmiş bu ve şahinleşmiş bir Fed görürsek çarşamba itibariyle biz kurda hangi seviyeleri test edebiliriz? Maalesef tabii iki hususa da baktığımız zaman da ikisi de dolar Türk lirasının yükselişini destekliyor. Keza zaten dolar Türk lirası da bir yükseliş trendi içerisinde. Yani temel göstergelerden işin teknik fiyatlamasına baktığımız zaman da hep hali hazırda yükseliş eğiliminde. Nitekim eğer 4 saatlik grafikte 55 periyotluk üstsel hareketli ortalama eklenirse işlemciler nezdinde orası da neredeyse 10 Eylül 2021 yani dolar Türk lirasının 8.37 seviyesinden itibaren yükselişini destekliyor. Şu anda bu ortalama 13 Eylül'den geçiyor. Dolar Türk lirasının 13 Eylül'ün üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda biz bu son 14.62 zirvesini aşıp 14.80-15'lere doğru yakınsayacak bir potansiyel hareket bekleyebiliriz. Ama bu tabii ki bizim tarafta da 200'lük bir faiz indirimi gelmesi durumunda 100 bas puanlık bir indirim gelirse orada çok sert bir yukarı yönlü reaksiyon beklenmemeli. İçerisinde de metin içerisinde de 2022 yılı ilk çeyrek görüntüsünde acaba biz bu faiz indirimi yaptık, biraz bekleyeceğiz mi yoksa 2022 faiz indirimleri devam edecek mi? Metin içerisinde bunu da bakmakta fayda var ama genel görüşe baktığımız zaman da kur tarafında 15'lerin telaffuz edilmesinde herhangi bir problem görmüyorum. Şu an için 13 Eylül üzerinde kaldığım müddetçe. Evet, sizin yıl sonu beklentiniz nedir kura ilişkin? Tabii yani şu andan yıl sonuna ilişkin tahmin vermek inanın çok güç oluyor. Çünkü hani gün içerisinde oynaklığın çok ciddi bir şekilde 1 liranın üzerine çıktığı bir ortamdan bahsedebiliyoruz. Ama mevcut konjonktürde baktığımız zaman da 15'in üzerine çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Burada şöyle bir durumda söz konusu, eğer hükümetten ve Merkez Bankası'ndan mevcut şu andaki tutumundan vazgeçecek bir açıklama, sıkı bir para politikası, enflasyonla mücadele, bununla alakalı faiz artışı gibi ciddi açıklamalar gelirse tabii biz 13'ün altına da sarkarız. Ama bu açıklamalar gelmediği müddetçe kademeli bir şekilde kur üzerinde yukarı yönlü, burada Merkez Bankası'nın oynaklık üzerinden dövize müdahalesi, bu dip görüntülerde de bireysel ve kurumsal anlamda bu alışları değerlendirmek işi 15'lere götürebilme potansiyeli oluşturabilir. Yani kaba taslak 14-50-15 bölgesi en azından yıl sonuna kadarki süreçte konuşulabilir. İlaveten zaten bu haftayı tamamladıktan sonra da işin Christmas boyutu biraz daha sakin bir görüntü oluşabileceğini göz ardı etmemek lazım. Eğer kendi iş dinamiklerimizde çok ciddi bir bozulma olmazsa. Evet, şimdi Christmas demişken konuştuğumuz gündem konulardan biri de tabii Omikron. Avrupa'da vakaların arttığını görüyoruz. Dün İngiltere Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Londra'daki vakaların %40'ı Omikron şeklinde. Diğer taraftan Hollanda'da, Danimarka'da vakalar yükseliyor. Asya'ya da sıçradı Omikron. Çin'de ilk vakanın görüldüğü konusunda bir açıklama var. Bugün de genel olarak Asya piyasalarında satıcılı bir seyir gördük ki yorumlarda Omikron vakasının Asya'ya sıçramasının da etkili olduğu yönünde açıklamalarda vardı. Siz nasıl bakıyorsunuz Omikron konusuna? Bir tehdit mi önümüzdeki dönem için? İlk başta Omikron piyasalar nezdinde çok fazla dikkate alınmadı aslında ki bunu Fed Başkanı Powell'ın enflasyon geçici söyleminden riskli olması durumunu verdiği mesajın da zamanlamasına baktığımız zaman da onlar da çok fazla bu varyant sürecini hani geçici
vurgusuyla geçiştirdiler. Ama gerçekten bu varyant dikkate alınması ve temkinli davranılması gereken bir süreç. Bu sebeple de hani Fed'in bu toplantıda Aralık'ta 30 milyara değil de Ocak'ta 30 milyara çıkarabilecek bir öteleme yapabilme potansiyeli de oluşabilir. Ama görülen bir şey var ki işin sağlıksal boyutu yeni varyantlarla birlikte etkisini sürdürmekte. Tabii bu noktayla alakalı aşı güncellemeleri, işte aşı dışındaki ilaçların bu konudaki etkileri, bu konularla alakalı yeni dönemdeki verilecek mesajlar önemli. Ama biz her ne kadar koronavirüs sürecinde ciddi bir tecrübeye sahip olsak da bu tür yeni varyant denemeleriyle birlikte ister istemez işi baştan başlayabiliyoruz. Bu sebeple de ilk etapta piyasalar bu tarz haber akışlarıyla ürkecektir. Ama işin sağlıksal boyutunda aşılamanın güncellemeleriyle birlikte eğer iyimser veriler, data setleri piyasalarla paylaşılırsa o zaman bu kayıpları da telafi edecek fiyatlama reaksiyonları da inceliyor olacağız. Biraz temkinli davranmak gerekiyor aslında bu varyantla alakalı. Çünkü bugünden yarına güncel olarak değişebilecek görüntüler inceleniyor. Aşılarla alakalı evet iyimser haberler geliyor ama sonuçta işin vaka boyutları da ortada. Bu sebeple de sağlık tarafında gelecek açıklamaları yakinen takip etmek lazım. Şu an için biraz tehdit etmeye başladığını da söylemekte fayda var. Evet, şimdi ben yine içeriye döneceğim. Çünkü bugün Bloomberg HT'nin bir haberi vardı. Nurettin Nebati'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı hafta sonu iş adamlarıyla yaptığı görüşmede ihtiyaç sahipleri ve yatırım amaçlı döviz alanların döviz talebinin bir kısmının karşılanması için dövize endeksi tahvil ihracını gündeme aldıklarını ifade ettiği yönünde bir haber bu. Sizce nasıl karşılamak lazım bu gelişmeyi? Talep nasıl bir talep görür sizce mevcut ortamda? Böyle bir tahvil. Tabii ki yani son dönemdeki döviz hareketleri, dövize ilişkin talepsel faktörler ister istemez hükümetin de gündeminde ve buna göre de belirli adımlar atılmaya çalışıyor. Tabii ki bu da ister istemez iş insanları üzerinde de o mevcut sorunların çözülebilmesi için bir mesaj niteliğinde olacaktır. Ama tabii mevcut konjonktürdeki değişimleri yeni dönemde de ayrı ayrı takip etmekte fayda var. Evet, ben sizden BIST 100 endeksi beklentinizi de alayım. Çünkü dün 2101 puandan kapatmıştık. Bugün de yanlış hatırlamıyorsam 1,5 puanlık bir artıyla açıldık. Ve de seviyeler yine 2100'lerin üzerinde 2138 galiba şu andaki seviye. Ve de yükselişini devam ettirecekmiş gibi bir görüntü var BIST 100 endeksinin ki talebin de yerlilerden geldiğini görüyoruz ağırlıklı olarak. Siz neye bağlıyorsunuz bu yükseliş trendini ve sizce ne kadar devam eder? Tabii son dönemde özellikle dolar bazlı ve TL bazlı BIST 100 tarafındaki görüntüleri incelemekteyiz. Yerlinin bu noktada ağırlık verdiğini de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Tabii dolar bazında aşağı yönlü hareketler izlendiği için yani dolar Türk lirası yükseldi ve Türk lirasında çok ciddi değer kaybı oluştuğu için mevcut şirketlerimizin fiyatlarının gerçekten dibinde dibi olduğunu da söylemekte fayda var. Bu görüntüde zaten güçlü şirketleri olan talepleri de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. İşte endeks içerisinde ağırlıkları önemli olan Ereğli gibi, işte sanayi tarafında Kardemir gibi, işte Tüpraş gibi, Petkim gibi, Şişe gibi çok önemli şirketlerde muazzam artışlar var. Tabii bu hani belli bir noktada yatırım ek olarak, hani yatırım evet geleceğe yönelik ama bir yandan da hani mevcut ekonominin gelmiş olduğu enflasyon tarafındaki mevcut süreç ve insanların da bu noktada hani reel anlamda bir şeyler elde edebilmek, enflasyon üzerinde kalabilmek çabaları burada ister istemez borsa tarafında da yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırmış oldu. Geleceğe yönelik beklentilere zaten güçlü şirketlere bu tür iskontolu dönemlerde yatırım yapmak önemli avantajlar sunacaktır. Bunların da bilinciyle de ilerleyen dönemlerde de BIST endeksinde potansiyel pozitif hareketler devam edebilir. Şu anda baktığım zaman da ben de 2131 yani %1,5'luk bir pozitif performans olduğunu görebilmekteyim. 2100 seviyesini referans alıp artı 50 eksi 50 puanlık bir burada marj alanı konuşabiliriz. Yani 2150 seviyesine kadar bir hareket alanı izlenebilir. Orada zaten yukarı yönlü hareketlerine devam edip etmeyeceğine tekrar da bakmakta fayda var. Ama görünen bir gerçek var ki
yukarı yönlü hareketlerine yeni dönemde de devam edebilme potansiyeli ön plandadır diyebiliriz. Sevgili Kudret Ayyıldır, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz ve yeniden görüşmek üzere diyoruz. Efendim, Paratoner'e de burada noktayı koyuyoruz. Birazdan yönetim katında birlikte olacağız. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman bizlerle birlikte olacak.